Sayın Adnan Oktara'dan taciz, tecavüz iftirası atılıyor. İnsanları en çok etkileyecek, en çok şok edecek şey nedir? Kadın ve çocuk tacizidir. Psikolojik savaşta toplumda en hassas konu ne varsa o seçilir. Şu an toplumdaki en hassas konu nedir? Cinselliktir. Hazreti Yusuf'a da aynı şekilde kadınlar toplanıp iftira attı. Kadınlara karşı çok istekli olduğunu söyleyerek, kadınlara tecavüz etmeye kalktığını iddia ederek 7 yıl hapise attılar. Hazreti Yusuf'a ne yapılıyorsa Müslümanlara da o yapılıyor. Said Nursi gibi tertemiz bir insan 75 yaşındayken o dayının ahlaksızları ona zina iftirasında bulundular. Said Nursi dünyadan geçmiş, hayatının 30 yılını hapiste geçirmiş mübarek bir insandır. Ve bu insanı bu iftiraya atmışlar çünkü o devirde insanları en çok etkileyecek şey de buydu. Bugün de ömrünü Allah'a adamış, tertemiz, son derece vicdanlı olan Sayın Adnan Oktar'a taciz ve tecavüz iftiraları atıyorlar. Çünkü Adnan Oktar İngiliz Derin Devleti'ni deşifre ederek Deccal'in yuvasını bozdu. İngiliz Derin Devleti, Sayın Adnan Oktar'ı durdurmak için de toplumun sinir uçlarına değecek iftiralar atarak psikolojik savaşı açmış durumda. Ama tarih boyunca Müslümanlara atılan tüm iftiralar boşa çıkmıştır. Sayın Adnan Oktar'ın da masum, mazlum, kadınlara ve çocuklara son derece saygı dolu bir Müslüman olduğu çok yakında ortaya çıkacaktır.